Aslında yapay zekayı anlamak için teknolojiyi önce anlamamız gerekiyor. Teknolojiyi anlamak için bilimi anlamamız gerekiyor ve bilimi anlayabilmek için de bilgi nedir? Bilginin köklerine inmemiz gerekiyor. Ama kısa kısa örnekler vereceğim, üzerinden geçeceğim ama siz tabii ki araştırma yapmak isteyenler için notlar alabilirsiniz. Bilgi, insan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce yapısı. Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen gerçek. Zihnin kavradığı temel düşünceler. Öğrendiğimiz veya öğrenecek olduğumuz kavramların tümü. İnsan bilgiye açtır. Bilinmezliğin olmasını istemez. O bilinmezliği ortadan kaldırmak ister. Öğrenmek ister, bilmek ister. Mesela atalarımızdan bize aktarılan sadece DNA'larımız değildir. Aynı zamanda bilgidir de. Ama tabii bu sözsel ve yazı yoluyla aktarılır. Nesillerden nesillere. Bilgiler ve hikayeler. İnsanlığın asıl hazinesi diyorum. Bence yani asıl korumamız gereken şey hikayelerimiz olmalı. Çok enteresan. Eskiden eski insanların bilgilerine ve hikayelerine ulaşmak için arkeolojik kazılar yapıyorduk ve oradaki yazıtlardan veya sembollerden anlamaya çalışıyorduk eski insanı. Şimdi insanlığın öyle bir noktaya geldi ki yani insanlığın, bütün insanlığın bilgilerini ve bütün hikayelerini küçücük bir çipin içine yerleştirebiliriz. Bu da çok enteresan. Epistemolojiyi araştırmanızı öneririm. Bilgi felsefesi, Immanuel Kant'ı okuyun mesela. Bunları önerebilirim size. Yani epistemoloji, bilginin sınırı var mıdır? Değeri nedir? Doğru bilgi nedir? Doğru bilgi var mıdır, yok mudur? Bunları sorgular. Mesela bilimin, yani bilimsel bilginin de ortaya çıkışı ilk uygarlıklara kadar uzanır. Yani aslında tarıma dayalı bir ekonomiye geçişle başlıyor her şey. Tarlalara ilişkin gerekli ölçüler veya halkların kendi arazilerini paylaşabilmek durumları geometriyi yaratıyor, matematiği yaratıyor. Tarımın gelişmesi için öncelikle bilgi birikimi oluşmaya başlıyor ve bilim oluşmaya başlıyor. Yani aslında insan doğayı anlamaya çalışıyor. Bilim böyle başlıyor. İklimleri hesap etmek istedi. Astronomiye başladı. İyi hasat elde edebilmek için. Ölçü birimleri oluştu. Yazı oluştu. Yani bilimin aslında ilk filizleri işte dediğim gibi insanın doğayı anlama çabasıyla başlıyor. Daha sonra yıldızları ve evreni anlamak. Aslında antik Yunan felsefesinde daha çok evrenle ve dünyayla, gezegenlerle ve yıldızlarla ilgili bilim arttı. Sonra orta çağlarda bu Yunan felsefesiyle dini dogmalar bağdaştırılmaya çalışıldı. Ve Rönesans dönemiyle de aslında modern bilim başladı diyebiliriz. Özellikle matbaanın icadıyla birlikte fikirler, düşünceler daha çabuk bir şekilde küresel anlamda dünyaya yayılmaya başladı. Mesela matbaanın icadı da bir aslında bir nevi yapay zekadır, bir makineleşmedir. Ve tabii ki bunların hepsi de teknolojiyle aslında entegre edilmiştir. Yani bilimin öğrenilmesiyle, yani doğayı anlamaya çalışan insan elde ettiği bilgiyi kendi yararına uygulamaya başladı da diyebiliriz. Kendi ihtiyaçlarına, kendi gereksinimlerine göre araçlar ve gereçler yapmaya başladı insan. Mesela Sümerler taşan Fırat ve Dicle nehirlerini kontrol altında tutabilmek için, çünkü tarımlarına zarar vermesin diye, kanal sistemlerini, suyu nasıl yönlendirebileceklerini keşfettiler. Sonra sürücülerin hayvanları yönlendirdiği iki tekerlekli araba o dönemlerde icat edildi. Bunlar hep o dönemin teknolojik gelişmeleri. İstedikleri kolaylıkları sağlayabilmek için edindikleri bilgileri icatlara çevirdiler. Bilim, bilgi ve teknolojinin entegre olması aslında bu demek. Sümerlere teknolojinin ataları da diyebiliriz yani. Tabii ki şimdi şu an yine şimdinin içinde hiçbir şey bilemeyiz. Çünkü biliyorsunuz Göbekli Tepe'den bahsetmiştik aslında. Sümerlerin de öncesine gider. Ama şu an için bildiğimiz Sümerlerde medeniyetin oluşmasını biliyoruz. Bu daha sonra değişebilir. Hiçbir şeyden hiçbir zaman emin olmayın. Teknolojinin atasıdır aslında diyebiliriz şu an için Sümerlere. Ve tabii ki bilimin de, yani tıp, matematik, astronomi. Ve tabii ki geldik yine nereye? Sanayi devrimine. Sanayi devrimiyle birlikte teknolojinin ve yapay zekanın gelişimi başladı diyebiliriz tam anlamıyla. Makineler çağına geçiş. İngiltere'de başlayan bu devrim işte Kuzey Amerika'ya ve Kuzey Avrupa'ya yayılıyor. Demir, çelik, tekstil alanında başlıyor. Sonra tüm alanlara yayılmaya başlıyor. Böylelikle de sanayi dönemleri ortaya
çıkmış oluyor. Buhar gücüyle çalışan makineler, araçlar, sonra tabii bu araçların, makinelerin yerini elektrik ve benzinli olanlar alıyor. Tabii bu makineler çağıyla birlikte şehirlerde inanılmaz sayıda fabrikalar açılıyor ve bu fabrikaların açılmasıyla insanlar kırsal bölgelerini, aslında topraklarını terk edip şehirlere göçmeye başlıyorlar. Şehirlerde insan sayısı artınca yaşam şartları iyice kötüleşmeye başlıyor ve hatta çocuk işçiler bile çalıştırılmaya başlıyor fabrikalarda. Tarım alanları, ormanlar yok olmaya başlıyor çok hızlı. Hava kirliliği başlıyor ve bu makineleşme çağında, sanayi devriminde gelişimi ve teknolojiyi elinde bulunduranlarsa henüz daha bu gelişime, bu çağa ayak uyduramayanları sömürmeye başlıyor. Aslında sömürgecilik de başlamış oluyor. Birinci sanayi devrimi aslında başlamış olan o ilk makineleşme, çelik ve tekstil sektörü, yani kömürden ve buhardan makineleri kapsıyor. İkinci sanayi devrimi elektriğin ve benzinin kullanılmasıyla üretilen yeni otomobiller, uçaklar ve tabii bir de doğalgazın da kullanılmasıyla ve 1960'lardan sonra da aslında bilgisayarın keşfedilmesiyle de üçüncü bir sanayi devrimine geçmiş oluyor insanlık. Ve şu an içinde bulunduğumuz yapay zeka ve biyoteknoloji alanında dördüncü bir sanayi devriminin başlangıcı olarak görülüyor. Yapay zeka, nanoteknoloji, üç boyutlu yazıcılar, biyoteknoloji ve robot teknolojisi bu dördüncü sanayi devrimine giriş olarak kabul ediliyor. Gelelim yapay zekaya. Bugün bile daha açıklanamamış, kavranamamış bu antik Mısır medeniyeti aslında yapay zekanın başlangıcı olarak kabul edildiği söylenir. Antik Mısır kaynaklarında bu konuyla ilgili çizimlerin olduğu ve hatta bazı yayınların olduğundan bahsedilir. Antik Mısır'da insanları mumyalaştırma, aslında transhumanizmin ilk filizleri gibi geliyor bana. Bedeni dondurma ve sonra o bedenin canlanacağına inanma. Bu inanış içinde bulunduğumuz çağa da sirayet ediyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Şu an dünya üzerinde dondurulan 300'lü sanırım sayısı insan var. Bu dondurarak saklama işlemi kalbi durduruyorlar. Kalp durduktan hemen sonra yapılıyor. Ve bir tüpün içine konuluyor. Aynı aslında filmlerde yıllar önce izlediğimiz gibi. Hücreler ölmeye başlamadan önce buzsuz dondurma yöntemiyle muhafaza ediliyor. Bu da çok ilginçtir. Araştırmanızı öneririm. Yani bu kişiler hatta yasal olarak ölü sayılıyorlar ama biyolojik sel olarak ölü değiller aslında. Ve yani bu insanları yeniden hayata döndürüp döndürmemenin kesin olduğundan da emin değil bilim adamları. Belirsizliğin kesin ölümden çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Kim bilir, belki de bir kanser hastası kendisini dondurmak istemiş olabilir. İleride kansere tedavi bulunduğu zaman beni uyandırın demiş olabilir. Ya da ileride az sonra geleceğimiz bu transhumanizm konusunda benim beynimi bir bulut yükleyin demiş olabilir. 1500-2000 kişi de kendisini dondurmak için sırada. Bunu da araştırmanızı öneririm. Mesela antik Yunan mitolojisinde bazı mitolojik kahramanların aslında yapay zeka olduğu da söylenilir. Ve bu mitolojinin içinde insan figürleri vardır. Bu işaretler, semboller bölümünde de bahsetmiştik. İşte üstü insan, altı yılan veya daha birçok çeşitte genetik sanki mutasyona uğramış figürlerden bahseder. Bu da aslında transhümanizmin, yani genetik olarak değiştirilmiş DNA'sıyla oynanmış insanın bir göstergesi mi acaba? O zaman bütün bu mitolojiyi gerçek olarak olduğu gibi okumaya çalışsak ve anlamaya çalışsak, bunlar bize geçmişte yüksek bir teknolojinin ve biyoteknolojinin varlığını mı kanıtlıyor acaba? Bu konularda çok araştırılmaya değer. 1600'lü yıllarda matematikçi Gottfried Leibniz kitaplarında insanların düşüncelerinin matematiksel bir diziliminin olabileceğini ve bu matematiksel dizilimin nesnelere aktarılabileceği fikrinden bahseder. Aslında yapay zekanın ilk tohumlarını daha 1600'lü yıllarda atmış olduğu söylenilir. Mesela Jonathan Swift, Gulliver'in gezilerini hepimiz okumuşuzdur. Orada da aslında yapay zeka kavramından bahseder. Yani bilginin geliştirilmesi
edilmesi için mekanik operasyonlar gibi bir şeyden bahsediyordu. Yapay zekayı anlatmaya çalışıyor aslında. Bütün bu düşünceler de yapay zekanın ilk ayak sesleri olur tabii ki. Sonrasında 1800'lü yıllarda Tesla radyo dalgalarıyla suyun üzerindeki küçük oyuncak bir gemiyi hareket ettirmeyi başarır. Ve buna da ödünç alınmış bilinç ismini koyar. Çok güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum bunun, yani yapay zekadan. Ödünç alınmış bilinç aslında, yani evet, bizden ödünç alınmış bilinç. Biz zekamız kadar yapay zeka, suni zeka üretiyoruz. En güzel betimlemesini de Tesla yapmış zamanında. 1900'lü yıllara geldiğimizde de İspanyol mühendis Leonardo Torres ilk satranç oynayabilen makineyi yaratır. Otonom olan bu makina hiçbir insanın etkisinde, bir insanın yardımı olmadan kendi başına sürekli satranç oynamaya devam edebilmektedir. Hatta bunun gelişimi 90'lı yıllarda Deep Blue diye bir bilgisayarın Rus satranç şampiyonu Kasparov'u yenmesine kadar gider. İnsan ve yapay zeka arasındaki ilk amansız mücadeleyi sembolize ediyordur. Bakın yine sembollerden bahsettik. Ve 1920 veya 21 yıllarında Çek yazar bir oyununda ilk kez robot kavramını kullanır. Fabrikada yapılan yapay insanlar kavramına robot ismini koyar ve robot ismi de buradan doğmuş olur. Oz Büyücüsü filmini hatırlarsınız. Filmde kalpsiz metal adam vardır. Yani sanki aslında bu Çek yazarın robot kavramı ve oyunundan esinlenilmiş gibi duruyor oradaki robot kavramı da. Ve bu gelişmelerden sonra da sanatın içinde de bu kavramlar yayılmaya başlar. Bununla ilgili filmler çekilir. Space Odyssey filmini izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz bir yapay zeka vardır orada. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz bir matematikçi Alan Turing makineler düşünebilir mi diye sorar ve hatta Enigma adında bir makine tasarlar. Bunun filmleri falan da yapıldı, muhtemelen belki izlemişsinizdir. Ve bu makine bir kod kırıcıdır, şifre kırıcıdır. Almanların birbirleriyle, İkinci Dünya Savaşı sıralarında Almanların birbirleriyle yazıştığı şifreyi kıran bir yapay zekadır aynı zamanda. Ve kırmayı da başarır Enigma ve bu İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini de değiştirmiş olur. Ve hatta sonra Turing deneyi diye de bir şey ortaya çıkar. Yani şöyle bir deneydir. Yapay zekanın bir insanı insanmış gibi olmasına ikna edip edemeyeceğini deneyler. Duvarla ayrılmış bölmelerde bir gönüllü bir insan vardır ve karşısında, duvarın arkasında da iki kişi vardır. Birisi yapay zekadır, diğeri de başka bir insandır ve yazışmaya başlar. Eğer ki yapay zeka gönüllü insanı insan olduğuna ikna ederse yapay zeka bu testi geçmiş sayılır.